Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ve ben Ergin Göl. Bugün sizlerle yine bir monitör incelemesi yapacağız. Yeni bir monitörümüz var. AOC'nin 27 inçlik çok şık bir monitörü var Recep. Evet Ali. Ve izleyicilerimizin de fark ettiği gibi şu an farklı bir şekilde duruyor standaya olarak. Evet. Böyle direkt masanın üzerinde duruyor. Doğrudan masaya yerleştirilmiş. Stand sistemi var. Böyle durduğu zaman bana All-in-One Piece tek başına bir bilgisayarmış izlenimi veriyor ama bir monitör bu. Evet. Hoş, o bazı şaşırtıcı özelliklerine de değineceğiz tekrar. Model ismiyle başlayalım istiyorsan Recep. I2757FM Ali. FM, FM radyonun FM'i değil herhalde. Değil. Monitörde farklı bir şeyler var. Farklı bir şey. Biliyorsunuz biz monitör modellerini deşifre etme konusunda bayağı bir ilerledik. Aynı markadan daha fazla monitör inceledikçe deşifre oranımız da artıyor gittikçe. Daha fazla teknik detay çözüyoruz. 27 zaten 27 inçe tekabül ediyor. 57 ile ilgili bir bilgim var mı? 57 ile ilgili aklıma gelen bir şey yok Ali. Ama panel numarası olabilir belki mesela. Hı-hı. 7 numaralı panel genelde IPS için kullanılıyor olabilir. O şekilde IPS panel mi kullanılıyor peki bu monitörde? Evet Ali, bu monitörde IPS panel kullanılıyor. Zaten şık bir tasarım var. Üstüne üstlük IPS panelin zaten faydalarından oldukça uzun süredir bahsediyoruz. Evet. Normal panellere göre IPS paneller daha geniş görüş açılarıyla her yerden izlemeye imkan sunuyorlar. Evet, 178 dereceye kadar monitörde görüntü alabiliyorsunuz. Yani neredeyse sıfıra yakın bir şekilde baksanız bile monitörden mükemmel netlikte, mükemmel kaliteli bir görüntü alabiliyorsunuz. Zaten 180 derece şu oluyor, ben monitöre tam yandan bakıyorum. Evet. Buradan görmeme imkan yok. En i̇ki azından derece 2 derece gözümü kaydırmam lazım ki monitördeki görüntüyü göreyim. Evet. Bu da ne anlama geliyor? Hangi açıdan bakarsanız bakın ekranda bir görüntü görürsünüz ama o görüntü distort olur mu? Bozulur mu? Evet. Renkler düzgün bir şekilde görülür mü? 178 derece görüş açısı olduğu zaman renkler yandan da baktığınız zaman bozulmuyor. Hatırlar mısın eskiden laptopları ilk çıktığı zaman o dandik paneller kullanılırdı. Evet, yandan veya alttan üstten bakıldığında hiçbir şey gözükmezdi. Siyah beyaz bir şeyler gözüküyor. Ben Gora'yı ilk defa öyle izlemiştim. Hiçbir şey anlamamıştım arkadaşımın yanında. Cem Yılmaz'ın Gora filminin DVD'sini taktı laptopa. Ben de yandan izlemeye çalışıyorum. Ama yeşil mavi kel bir adamdan iki tane olduğunu görüyorum orada. Yani öyle berbat bir manzaraydı. Şimdi panel teknolojileri çok gelişti. İlerledi. Yani. Evet, IPS panelle birlikte gerçekten mükemmel bir görüntü kalitesi elde etmeyi amaçlıyorsanız IPS panel kullanmalısınız. 27-57 FM'de IPS panel kullanıldık. Tabi IPS panelle birlikte tepki süresi de o kadar düşmüyor maalesef. 5 milisaniye bir tepki süresi var. Biz ne diyoruz 5 milisaniye ile ilgili olarak? 2 milisaniye ideal oyuncu monitörünün tepki süresidir. 5 milisaniye ise herkesin kullanabileceği yani ama o kadar da büyük fark yaratmayan yine birçok oyunu oynatabilecek bir tepki süresi. 2 ile 5 milisaniye arasındaki ghosting farkı zor fark edilen bir fark. Herkes. Fark ediliyor mu? Evet. Yani böyle süper muhteşem oyuncu ben ghosting hiç olmayacak diyorsanız illaki 2 milisaniye zorluyorsunuz. Evet. Ama çoğu oyuncunun şu an kullandığı monitör 5 milisaniye hatta büyük çoğunluğun kullandığı monitör 5 milisaniye tepki süresi bile vermiyor. Evet. Eskiden almış monitörler. Evet. Evet. O yüzden 5 milisaniye pek çok insan aslında terfi etmiş bile olacak diyebilirim. Evet. Bu açıdan bakıldığı zaman. Bir de monitörün tabii 27 inç özelliğini de bir defa daha vurgulamak lazım. Panel tasarımıyla birlikte. Evet. Artık oyuncular daha geniş ekranlarda oyun oynamak istiyor. Laptop haricinde. Çok haklısın Ali. Bunun yanında Full HD çözünürlükte olmazsa olmaz yani. Tabii. Bu monitörde Full HD çözünürlüğüne sahip doğal olarak. IPS panelle birlikte Full HD çözünürlük çok güzel ama ben şeyi soracaktım sana. Artık grafik tasarımcılar çok daha yüksek çözünürlüklü monitörlere geçiyor. Hatta Philips ve AOC'nin bu tarz daha çok K, evet. 2K monitörlerini, Wide, Quad, evet. HD monitörlerini falan da gördük. O zaman bu grafik tasarım için nerede yer alıyor? Ali bu profesyonel bir monitör değil ama yine de grafik tasarımcıların kullanabileceği bir monitör. Çünkü özellikle IPS monitörün en büyük yanlarından bir tanesi, en büyük avantajlarından bir tanesi renkleri, renk skalasının çok geniş olması ve çok canlı renkler sunması. Canlı renkler, normal panellere göre daha canlı renkler, multimedya kullanımı için de çok büyük bir avantaj. Evet, film izleyecek kullanıcılar varsa ve filmde gerçekten en yüksek görsel kaliteyi elde etmek istiyorsa IPS monitörlere daha fazla yönelmeli. TN panellerden biraz daha kaçınmalı film kalitesi veya görüntü kalitesi istiyorsanız. TN paneller o standart eski kullanılan paneller. Evet, TN paneller şu an hala daha kullanılmakta olan 2 milisaniye tepki süresi sunan, genelde oyun monitörlerinde kullanılan paneller oluyor. Yüksek tepki süresine karşılık daha iyi renk aslında skalasında bir trade-off yapmış oluyoruz. Evet, yani bir ya daha yüksek tepki süresi ya daha doygun ve canlı renkler. Bir şeyden feragat etmek gerekiyor. IPS panellerde tepki süresinden feragat ediyorsunuz ama bence bu büyük de bir feragat değil. Yani yine oyunları da 5 milisaniyede rahatlıkla oynayabilirsiniz. Yani hem çözünürlüğüyle, tepki süresiyle ve genel olarak boyutuyla baktığımız zaman
oyunlar, multimedya kullanım, hatta üst seviye profesyonel olmadıkça normal grafik tasarım gibi işler için renk profiliyle kullanılabilecek bir monitör. Tabii ki biz çok üst profesyonel monitörlerde ne arıyoruz grafikerlerin kullanacağı? Renk profili. Renk profiller arıyoruz. Adobe RGB standartlarının bu monitör olması bizim için önem teşkil eden noktalardan bir tanesi. Ali, LED arka aydınlatmalı bir monitör bu. LED arka aydınlatmanın en büyük avantajı düşük güç tüketimi olması. Şimdi kullanıcılar aslında biz sürekli LED diyoruz da kullanıcılar şeyi sorabilir. Eski LCD monitörlerdeki fark neydi diye sorabilir. Bir dönem aslında LCD LED farkını çok vurgulamıştık ama hala o dönemi kaçıran pek çok izleyici olacak. Evet, ondan da bahsedelim. CCFL denilen bildiğimiz floresanla aydınlatılıyordu eskiden monitörler. LCD monitörlerde, ince olanlarda yani. CCFL floresanlarla aydınlatılıyor. Arkada bildiğin ufak floresanlar. Evet. Floresanlar genelde ekranın en sağında ve en solunda oluyordu. İki taraftan floresanlar aydınlatıyordu. LED teknolojisiyle birlikte kenarlardaki, sağlardaki floresanlar kalktı. Floresanın bir de şöyle bir dezavantajı vardı Ali. Floresandan ışık sızıyordu panele. Panele yansıyan ışık yüzünden tabi beyaz bir görüntü değil mi? Evet, siyahlar tam siyah çıkmıyordu. LCD'nin zaten en büyük problemi oydu. Hatta LCD televizyonlarla plazma televizyonlar ilk rekabet ettiği zaman plazma renk uygunluğu ve siyahlarda avantajlıydı. LCD ekranda beyaz da avantajlıydı ama LCD'den peki LED'e geçildi şu an. Yani LED avantajı, hatta LED'in türevleri bile ortaya çıktı. Peki LED'in çalışma prensibi temelde? LED'in çalışma prensibi şu Ali. Dedik ki LCD'de arkada iki tane sağda floresanlar varken LED'de aydınlatma bütün panelin arkasında mevcut. Yani bütün panelin arkasından bir aydınlatma var. Ve işin en büyük avantajı şurada yatıyor. LED panelde istediğin bölümün elektriğini kesebiliyorsun. Yani gerçek karanlık oluşturma imkanı var. Bir yerde görüntünün siyah olması gerektiği zaman orada pikselleri siyah yapmak yerine arkadaki LED'i kapatabiliyorsun. Çok güzel. Yani bölge bölge ekranın üzerine arkadan resmen çizim oluşturuyor. Bu işlem dinamik gerçekleştirdiği için hem kontrast daha yüksek oluyor. Yani ekranın bir yerindeki renk çok beyazken öbür yerine tamamen karanlık elde edebiliyorsunuz. Bu da kontrastı yükseltiyor. Çok güzel. Aynı zamanda güç tüketimini düşürüyor. Oyunlarda ve filmlerde kısacası karanlık sahnelerde aydınlık objeler ve karakterler çok daha belirgin ve güzel görünüyor. Evet, çok daha belirgin, çok daha net gözüküyor. Kontrast demişken bu cihazın kontrast oranı da 20 milyona 1. Tabii ki bu 20 milyona 1 dinamik olmak zorunda diyorum. Evet, dinamik kontrast. Statik kontrast ise 1000:1 oranında. 1000:1 oranında. Evet. Yani bunlar da gayet iyi değerler olduğunu söyleyebiliriz. Parlaklık değeri ise 250 kandela ki bu da gayet güzel bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Giriş çıkışlarından bahsedelim biraz. Evet. Neler bağlayabiliyoruz şimdi monitörümüze? Oyun oynayacağız. Klasik PC'mizi bağlıyoruz. Laptopumuzu bağlıyoruz ama hangi standartta bağlıyoruz? Tabii ki Full HD ve IPS olan bir monitörde hala VGA kullanmamızın belirtiyoruz. VGA kullanmamız gerekiyor. VGA var. İsteyen için eski monitörünü, eski sistemi takmak için VGA var ama sistemde tabii ki HDMI bağlantıları da var. Cihazın üzerinde öyle iki tane HDMI portu var. Bir tane de VGA portu var. Bu girişler sayesinde hem dijital hem analog ekran kartınızdan çıkış alabiliyorsunuz. Zaten burada arka tarafta çektiğimiz fotoğraf da gözüküyor. Evet. Yakından baktığımız zaman mı gösterelim bunları yoksa şimdi burada anlatalım mı ne dersin? Bence biraz daha yakından bakalım Ali. O yakından bakarken aynı zamanda cihazın diğer özelliklerinden de bahsedelim o zaman. Şimdi öyle arka kısmı baktığımız zaman ilk olarak istersen bir giriş çıkışlardan bahsedelim. Tabii ki. Neler bağlayabiliyoruz? Bu taraftan başlayalım. Evet, bir tane adaptör girişi var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Monitör arkası ince olduğu için yine adaptör dışarı atılmış. Yani biz üçlü bir tane bağlantı ile bağlantı gerçekleştiremiyoruz. Adaptör dışarıda. Adaptörün kablosunu takıyoruz. Zaten adaptör girişi burada mevcut. Adaptörden bahsetmişken güç tüketiminden de bahsedelim. Güç tüketimi ne dediğini. Cihaz kullanımda 40 wattlık bir güç tüketiyor Ali. Çok güzel bu. 27 inçlik bir monitör için iyi bir değer. Evet, 27 inçlik monitör için iyi bir değer. Zaten Avrupa Birliği güç tüketim standartlarına göre A enerji sınıfına giriyor ürün. A enerji sınıfta gayet verimli bir ürün olduğunu, oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Standby'da da 0,5 watt tüketiyor. Tam onu soracaktım. Standby değeri de çok önemli çünkü bilgisayarımız açık olduğu kadar standby'da da uzun süre kalıyor. Bu esnada cihaz 0,5 watt bir değer güç tüketiyor.
Kendi üzerinde hoparlörleri var. Bunları solda ve sağda evet o şekilde görebiliriz. Aslında kasa şey monitör çok ince, dediğin gibi gücü dışarı çıkarttıkları için çok hoş bir tasarım evet. olmuş. Bir tek hoparlörler burada bomba biraz, yapıyor. Evet biraz çıkıntı olmasına neden olmuş hoparlörler. Çünkü hoparlörleri çok fazla incelttiğiniz zaman kaliteden ödün vermek, ses kalitesine ödün vermek zorunda kalıyorsunuz. Doğru. Hoparlör demişken aşağıda ne görüyoruz? Burada bir tane kulaklık, evet, ve kulaklık yanında çıkışı var. Yanında da ses girişi var. Ses girişi tabii ki şart değil. Eğer HDMI kullanıyorsanız zaten ses HDMI ile birlikte monitöre geliyor. Evet. Ama VGA kullanıyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Hem sesi evet, hem de VGA'ya evet, bağlamak evet. gerekiyor. 3.5 mm'lik bir jack kablosu ile sesi de bağlamanız gerekiyor. VGA dedik, analog bağlantı. Yani ben bu monitörü satın alan bir kişinin VGA kullanmasını tavsiye etmiyorum ama mecbur kalırsa var bu bağlantı. Eski cihazları bağlaması gerekebilir. Evet. Monitörü bozulmuş eski bir laptopu VGA'dan evet. bağlaması gerekir. Evet. Yani evet. her halükarda endüstride biliyorsun ki geriye dönük uyumluluk koymazsan pek çok şirket bu güzelim monitörleri alıp kullanamayabiliyor. Evet, bu şekilde sorunlar olabiliyor. Sol kısma geçtiğimizde de ne görüyoruz? İki tane HDMI görüyoruz. Bunlardan hani üstteki HDMI bağlantısı standart HDMI. Fakat alttaki HDMI portunun MHL desteği var. Çok güzel. MHL desteğini şimdi tabii ben biliyorum ve daha önce Philips incelemesinde de bahsetmiştik. AOC incelemesinde de bahsettim. Evet. MHL'i tabii uzun bir sohbette biraz daha detaylı anlatmak lazım ama kısaca MHL nedir? Ali, MHL açılımı Mobile High Definition Link. Yani mobil HD bağlantı. Nedir bu? Mobil deyince aklımıza cep telefonu geliyor evet. doğal olarak. Cep telefonunuzdaki görüntüyü rahat bir biçimde monitörünüze aktarmak için evet. USB kablosundan MHL adaptörünün vasıtasıyla HDMI çıkışına görüntü verebiliyorsunuz. Kısacası cep telefonumuzu monitörümüze bağlamaya yarıyor. Evet, kısacası cep telefonumuzu monitörümüze bağlamaya yarıyor. Uzuncası ise arada bir MHL adaptör olması gerekiyor. Hem de iki cihazın da desteklemesi gerekiyor. Evet. Her monitörün HDMI portuna takamıyoruz ve evet. AOC burada bu desteği sağlayarak bilgisayardan bağımsız mobil cihazlarla kullanabilen bir monitör yaratmış. Evet. MHL kablosu sayesinde dediğimiz gibi rahat bir şekilde cihazı bağlayabiliyoruz. Hatta MHL kablosunun bir örneğini de gösterip bağlayalım izleyicilerimize. Yakın planda gösterelim. Şimdi bu HDMI'lerden bir tanesine normal PC'miz bağlı diyelim ki. Evet. Diğerine de MHL adaptörümüzü takmak istiyoruz. Nasıl takıyoruz? Ali, bu görmüş olduğum bir MHL adaptörü. Şöyle gösterelim. MHL yazıyor evet, üzerinde zaten. Evet, üzerinde MHL yazıyor zaten. Micro USB to HDMI adaptörü. Evet, yani evet. ince uçlu USB'yi HDMI'ye bağlıyor. Evet. Şimdi öyle benim telefonumda maalesef MHL desteği yok ama ben yine de göstereceğim nasıl bağlandığını. USB kablosunu telefonumuzun altına bağlıyoruz. Bu şekilde. Evet. Zaten standart USB girişi biliyorsunuz. Akabinde, her telefonla evet, aynı artık. Evet. Akabinde yapmamız gereken tek şey nedir? Buradaki HDMI çıkışını ki zaten görüyorsunuz bu bir standart HDMI. Ürünle birlikte gelen HDMI kablosuna takıyoruz. Ve kablonun diğer ucunu da top. Evet, onu buraya bu taktım. Takıyoruz. Kablonun da buraya diğer ucunda evet, HDMI portunu takıyoruz. Ve böylece görüntü elde etmiş oluyoruz. Tabii şu an desteklemediği için dediğim gibi telefonum HDMI desteklemediği için telefonum MHL desteklemediği için evet. kullanamıyoruz ama sistem bu şekilde çalışıyor normal şartlarda. Bir de şuradan sanırım MHL adaptörünün güç kablosunu takmamız evet, gerekiyor. Evet, evet. Yani aslında bu MHL adaptörünün tek eksiği gözümde teknoloji olarak şurada bir de ekstradan USB'den güç kablosu gerektirmesi. Evet. MHL bu şekilde çalışıyor Ali. Şimdi monitörün bir de kutu içerine bakalım istersen. Elbette. Evet, ben önce güç adaptörünü çıkartayım Recep. Gördüğümüz gibi kasanın içerisinde, monitörün içerisine konulsa oldukça büyük yer tutacak. Ama dışarıda olduğu için ısınmadan bu şekilde kolayca çalışabiliyor. Bu ucunu da zaten evet, bağlayabiliyoruz. Kaç wattlık bir adaptör olduğuna da bakalım bu arada. 1.5 amper, 12 voltluk bir adaptör. Evet, 12, output, 12 voltluk 3.75 amper, özür diliyorum. Input 1.5 amper. Output 3.75 amper, 12 voltluk bir adaptör kullanıldığını görüyoruz burada. Diğer ucuna takılacak olan güç tablosu doğal olarak ürünle birlikte evet. geliyor. Yani adaptör ve monitör güce bağlama işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Evet. Zaten bilgisayardan bağımsız bir tablet ya da cep telefonunda MHL ile kullanabiliyoruz. Ki beraberinde gelen HDMI kablosunu istersen sen göster, benim çok hoşuma gitti. Evet Ali. Ürünle birlikte HDMI çıkması bile nadirken bu kadar kaliteli bir HDMI beklemiyorum. Evet, HDMI kablosunun dışında sert bir kaplama var açıkçası. Sert kumaş gibi. Bu mesh örgü. Evet, örgü var açıkçası. Ve bu örgü sayesinde HDMI kablosu çok daha kaliteli ve bozulmayacak bir hal alıyor. Bunu söyleyebiliriz.
Onun dışında kablonun kendisinin uzunluğu yaklaşık 2 metreye yakın ve bu da gerçekten çok rahat bir şekilde monitöre birçok cihazı bağlayabilmemizi mümkün kılıyor bu kablo. Ekstradan piyasada 40 liraya varan fiyatlarla satılan HDMI kabloları düşününce ürünün kutusundan HDMI'nin hemen çıkması hayatı çok kolaylaştırıyor. Evet. Tabii herkeste HDMI olmayabilir. Bu da standart VGA kablosu. Evet. Bunun da burasında yine klasik işte mıknatısları yapısı evet. Temel olarak belli. VGA kablosunda gayet kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Kablonun genelde biz dokunuş hissine de bakıyoruz burada Recep'te. Şimdi ses kablosunu mesela örneğin göstereyim. Evet. Dokunduğun zaman kauçuğunun kalitesinin ortalamanın üzerinde olduğunu görüyorsun. Bu niye önemli? Seçilen materyal kalitesi bu kabloların ömrünü belirliyor. Farklı kablolarla çok fazla haşır neşir olduğunuz zaman bizim gibi kutunun içerisinden çıkan köpüğün bile kalitesine bakmaya başlıyorsunuz evet, yani. Evet, evet. Kablonun kalitesi de burada önemli. Evet, ses kablosunu da dediğimiz gibi monitörün arkasındaki ses girişine takabilirsiniz. Hoca ürünün görünümüne yakışır kablolar koymuş yanına. Evet, hepsi siyah. Kablolar koymuş. Tasarım evet. Olarak yani siyah ürünle beyaz kablo ya da başka bir kablo vermemiş. Evet, evet. Ali, ürünün kutu içeriği bu şekilde. Şimdi biraz da ayağına bakalım ve ayağının nasıl konumlandığına bakalım. Çünkü AOC evet. Burada bir sürpriz yapmış bize. Belki de en başından söylemem gerekiyordu ama burada IF Product Design Award 2012 diyor. Yani bu ürün tasarım ödüllü bir ürün. Evet, tasarım konusunda ödül almış ki gerçekten de... Standı bile olmadan kullanılıyor. Evet, standı olmadan kullanılabiliyor. Fırçalanmış alüminyum, çerçevesizliğe yakın bir tasarım. Birazdan görüntü testlerinde daha yakın göreceksiniz. Yani çerçevesi bir nevi içerisine gömülmüş gibi bir görüntüyle karşılaştırdım ki çok hoş gerçekten. 9 milimetrelik bir çerçeve yanda var aslında ama evet. Mesela monitör kapalıyken görünmüyor. Açıkken de yine dümdüz bir yüzey olduğu için çok hoş bir görünüm var. Evet. AOC inanılmaz başarılı olmuş. Yani bir de ürünün fiyatını çok fazla yükseltmeden böyle tasarımda bir seviye atlamaları çok hoş olmuş. Evet. Şu fırçalanmış alüminyum stand da çok hoş duruyor yine. Ben altını da çevirip göstermek istiyorum. Şurada klasik sıkıştırdığımız vidası var. Çevirip bu şekilde monte ediyoruz. Altına taktıktan evet. Sonra bunu sıkıştırıyoruz. Masaya sağlam olması için siyah noktalar. Bir de burada tabii ki bunun üzerine oturan bu şekilde yükselttiğimiz stand ayağı var. Tabii ki bunu kullanıp kullanmamak tamamen tercih edilmiş. Tamamen size kalmış. Masaya sıfır şekilde bu olduğu halde de kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz ne yapabilirsiniz? Şöyle ufak bir kaldıralım. Monitörün arka tarafını da güzelce oturttuğumuz evet, zaman bu şekilde oturtabilirsiniz. Tabi bunu bu şekilde oturtmak için ne yapmak gerekiyor? Aşağıdaki vidayı sıkıştırmamız evet, gerekiyor. Evet, vidayı sıkıştırmamız gerekiyor. Şu an biz vidayı sıkıştırmadık ama hızlı bir şekilde sizlere gösterelim. Şöyle bırakalım. Zaten evet, duruyor. Zaten duruyor yani. Vidayı sıkıştırmasanız da duruyor ama sıkıştırırsanız daha iyi olacaktır sizin için. Mesela şöyle kolayca döndüremiyorsunuz çünkü sistem gayet sağlam bir şekilde tasarlanmış ayak. Monitöre rahat bir biçimde oturacak şekilde. Monitörü aşağı indirebiliyorsunuz. Yani farklı açıları var. Eksi 5 derece ile artı 15 derece arasında monitörü yukarı aşağı oynatmak mümkün. Evet. Ancak sağ sol oynatırken stand ayağıyla birlikte oynatmanız gerekiyor. Bu da evet. Bu tasarımın ve sağlamlığın bir götürüsü. Evet. Şu şekilde çevirelim bir de istiyorsan arka taraftan gösterelim. Arka tarafta da bu şekilde gözüküyor monitörün ayağı görmüş olduğunuz üzere. Bir daha kaldıralım. Sökmek için bu arada şuraya basmanız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra monitörü rahatlıkla sökebiliyorsunuz. Evet. Tabii bu alt şey normalde çıkmıyor dediğimiz gibi. Ne yapmanız gerekiyor? Bunu ikisini bu şekilde vidalamanız gerekiyor. Alttaki vidayı hadi vidalayalım. Kapamanız bir de gerekiyor. Sağlam oturtalım. Evet. Zaten tornavidaya bile gerek yok. Bu klasik monitörlerin evet. Vidalarında artık uzun süreden beri. Eskiden hatta bu vidalar kayboluyordu. Hani şimdi onu da hallettiler. Evet. Şimdi tekrar kaldırıp koyduğumuz evet. Zaman stabil bir şekilde yuvasına oturup trak diye kilitlenir. Evet. Bu şekilde rahat bir biçimde oturtabilirsiniz. Ve monitörü ister masaya sıfır isterseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ve dediğimiz gibi bu şekilde yatırabilirsiniz. Veya biraz daha düz bir şekilde kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış yani. O zaman biraz video testi yapalım mı Ali? Evet, gerçekten görüntü kalitesini, şu IPS'in doygun renklerini bir görelim hocam. Evet. Evet Ali, görüntü testine başlayalım mı? Başlayalım, güzel bir trailer açalım yine Recep. Evet. Ridley Scott hastalığımızı artık insanlar biliyor. Evet. Başka gezegenlere yolculuk yapıyoruz. Bir şey sormak istiyorum. Evet. Ses de monitörde mi şu an? Evet Ali, ses monitörde ama ses biraz kısık. Biraz açalım mı? Açalım. 60'taydı. Basılı tutabilirsin. Valla dokunmatiği oldukça hassas. Evet.
mesela şu an hızlı görüntü modu arasında da geçebiliriz de, daha doğrusu belgeselde geçersek bence daha iyi olacak. Daha iyi olacak. Bu karanlık bir trailer. Evet. En çok vurgulamak istediğim şey şu, şu an parlak set ışıkları var ve monitör yansıma yapmıyor. Evet. Kaplaması çok güzel. Evet. Böyle kaliteli mat bir görünümü var dışındaki. Evet, evet. Hani evet. Plastik gibi parlayan monitörleri parlak kaplamayı sevmeyenler için daha ideal. Evet. Çünkü insanlar iki tür. Kimisi parlak kaplama seviyor, kimisi evet. mat bir ekran kaplaması seviyor. Evet, bu arada seviyor. Açıya göre örneğin görüntünün kalite farkına bakabilirsiniz. Tabii ki. Mesela şu an en yüksek açıya getirdim. Yandan da gösterelim evet. istersen. Bu şekilde indiriyorum. Yandan gösterebilecek miyiz evet, kablo? Biraz zor olacak tabii ki ama. Bu şekilde yani en yan açıdan bile görebiliyorsunuz. Sanırım kabloyu çıkarttık. Kabloyu çıkartmadık ama sanırım monitörü yine kapatma vakası. Ben kapatma tuşuna bastım evet. Her zaman dokunmatik tuşlar evet. oldu. Evet, açtım şimdi. Bu arada filmi izlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. 27 inçin bu arada cidden farkı bariz. Yani 22 inçten artık oyun için ben 27 inçe geçmeyi film içinde tavsiye ediyorum. Evet. 22 inç monitörler artık küçük kalıyor. Evet. Çok başarılı. Şimdi Ali, görüntü kalitesini test etmek için... daha renkli, daha canlı, evet. daha güzel ve favorimiz olan bir şey seçeceğiz. Evet. Planet Earth. BBC'nin enfes çekimleri. Evet. Burada istersen modlu arasında bir geçiş yapalım. Hangi tuşla geçiş yapayım? Sıradan basayım mı ne oldu? Evet. Bu giriş tuşuymuş bu arada, bunu görmüş olduk. HDMI 1 MHR, HDMI 2 DSAP. Clear Vision yine monitörde var. Medium, Strong. Kapattığımız zaman bir görüntüde fark oluyor. Evet, evet. Keskinlikte özellikle epey bir fark ediyor Clear Vision. Sonraki ayara geçeyim. Ama şu an dokunma tuşunda olduğum için. Şu an ses ayarı. Yine sese geldik. Evet, menü tuşuna basarsak sanırım. Menü tuşuna basıyorum. Evet. Burada bütün ayarları görebiliyoruz. Luminance, Contrast, Brightness, Echo Mode, Gamma, OCR. DCR. DCR mı? Evet, Dynamic Contrast seçiyor. Onu açtığımız zaman kontrast artık dinamik olarak ayarlanıyor mesela. Evet. Şu an sahneye göre kontrast otomatik olarak ayarlanıyor DCR'ı açtığımız zaman. DCR'ı açınca diğer ayarlar devre dışı kalıyor. Örneğin DCR'ı açınca kontrast ya da brightness ayarı yapamıyoruz. Çünkü DCR otomatik ayarladığı için o ayarları artık sabitliyor. Evet, override ediyor o ayarları. Sesi birazcık kısmak istiyorum. Çok güzel bir müziği var evet. belgeselin. Hoparlörlerin de gayet hoş, tatmin edici olduğunu söylemeliyim ama tabii ki multimedya bir oyun için ben her zaman güçlü hoparlörler tavsiye evet, ediyorum. Ben buradan kısayım sesi. O da daha güzel. Buradan tekrar menüye geliyorum. Menüdeki diğer seçeneklere bakalım. DCR dışında overdrive'ı göstereyim istersen. Overdrive nedir Recep? Medium'dan strong'a getiriyorum mesela, off'a getiriyorum. Çok bir görüntüde ben fark edemedim. Evet, çok bir fark yok açıkçası görüntüde Ali. Hadi bakalım, açık dursun bu da. Bu seçenekten de çıktık. Tekrar. Bu tuşla en soldakiyle geriye gidiyoruz. Ok tuşuyla menü arasında geçiyoruz. Menü tuşuyla giriyoruz. Color setup. Renklerin sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Mesela color setup yapalım. Renkleri sıcak, normal, serin. Soğuk, evet soğuk veya serin. Serin de mavi evet. tonlar ağırlık kazanıyor. Sıcakta biraz daha sarı alıyoruz sanki. Hı-hı. sRGB, kullanıcı ayarlı renkler ve sıcak. Evet. Sıcak renkler de bıraktım. Ne yazıyor Recep? DCB mod. DCB mi? Evet. OCB mod gibi görüyorum ben buradan. Gözlerin miyop olmasının da bunda etkisi var. Peki, green field, sky blue, auto detect, off. Evet, otomatik olarak görüntüyü algılayabiliyor bu sayede. Görüntünün içerisindeki renkleri evet, algılıyor buradan. DCB'nin demosuna bir bakabiliriz aslında. Onu diyelim ona mesela. Bir tamam. aşağıya gelip. Bir aşağıdan evet. alalım diyelim. Okey. Evet. Evet, ekran ikiye bölünüyor.
DCB teknolojisi ekranın ekrandaki görüntünün türünü algılıyor ve buna göre size gösteriyor. Sağ tarafta biraz böyle sanki görüntünün üzerine bir perde varmış gibi görüyoruz. Hani soldaki görüntü ise çok daha net ve güzel bir görüntü. Yani bu teknoloji... Kartal çıkar çıkmaz aydınlanıyor. evet. Kartal çıkar çıkmaz aydınlanıyor. Hoş olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ben kameramızda biraz çizgiler görüyorum. Onları biraz yok etme adına farklı bir odak ayarı yapacağım şimdi. Evet, biraz daha şu an çizgiler kayboldu. Tabii şu an çektiğimiz açıların da bu görüntünün ne kadar net görünebilirliği ile ilgisi var. Evet. Bu demo modunu kapatıyorum o zaman Recep. Başka neler var burada? Red, green ve blue'ları zaten yukarıda full enhance ve warm ayarladığım için bir seçenek gözükmüyor. Tekrar color setup'tan picture boost'a geçiyorum o zaman. Bakalım picture boost'ta neler var. Bright frame. Açabileceğimiz bir değer. Açalım. Evet, belli bir kareyi ya da ekranın belli bir bölümünü parlatabiliyorsun Bright Frame sayesinde. Hmm. Mesela ekranın şu an sol üst bölümü parlıyor özellikle. Bunu ne için? Mesela FPS değerlerinin altını çizmek için mi kullanıyorsun? Belki de olabilir, evet. Solda bir FPS değeri varsa Bright Frame ile FPS değerinin altını çizebilirsin. Yani kullanım alanı mutlaka olacaktır açıkçası. Bright Frame'i o zaman şimdilik kapatalım. Kapatıyorum. Zaten burada pozisyonunu ne kadar büyüklükte olduğunu da ayarlamak mümkün. Yani ekranın neresine ne kadar büyüklükte bir bright frame getireceğinizi siz buradan seçiyorsunuz. Evet. Tekrar bir üstteki menüye gidiyorum. Ve burada ne görüyoruz Recep? Dil ayarlarını görüyoruz. OSD'nin özellikle OSD'nin OSD dili. Bakalım Türkçe var mı? AOC monitörlerde pek Türkçe desteği olmuyordu Ali ama. İngiliz. Evet, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca, İtalyanca, Dutch. Bayağı bir dil var. Evet. Saymadan geçeyim ben. Evet. Uzak Doğu lisanları ve İngilizce. İngilizce arayüz var. Türkçe olduğunu arada görmedik. Maalesef Türkçe desteği yok. Türkçe desteği yok ama İngilizce de pek sorun çekeceğini sanmıyorum. İngilizce menüde insanlar sorun çekmiyor ama tabii biz Türkçe menüleri de daha çok tercih ediyoruz. Tercih ediyoruz ve önem veriyoruz. Evet. Görememek bizi üzüyor. Evet. Ama bunun dışında buradaki seçeneklere bakalım. Diğer seçeneklere. Evet. Ben yine kazayla girdim. Timeout değeri var. Menünün OSD menünün kapanma süresi herhangi bir işlem yapmadığımız zaman. Menünün pozisyonunu ayarlama imkanımız var. Dikey ve yatay. Bir de menünün şeffaflığını ayarlama imkanımız var. Bunun dışında bu menüden de çıkarak bir sonraki menüye geçiyorum. Ekstralara bakalım Recep. Input ayarını, direkt açılışta input ayarını seçebiliyoruz. Zaten onu elle seçebildiğim için bence pek de o kadar da önemli bir ayar olmadığını söyleyebilirim açıkçası. Off timer var. Ne zaman kapanacağını monitörün otomatik olarak belirleyebiliyoruz. Evet. DDC CI ayarı var ama fakat pek çözümleyemediğim bir ayar. Buna bakalım tekrar. Yorumlarda ve yazısında tekrar yer verelim. Evet. Reset. Malum reset. Çözünürlük ayarı var bunun dışında. Evet. Frekans değerlerini görüyoruz. 60 Hz olarak görüyoruz. Çözünürlüğü görüyoruz. Evet, evet. Full HD bir çözünürlük var. Bunun dışında artık menüden çıkmak dışında bize bir seçenek kalmıyor. Evet. Ve o IPS paneli gerçekten renklerini burada net bu bir şekilde görüyoruz. Bu arada Bright Frame açık kaldı. Ah, Bright Frame'i açık bıraktığım için ekranın geri kalanı biraz karanlıkta kaldı. Evet. Doğru diyorsun. Color Setup, Picture Boost. Evet, Picture Boost olması lazım. Picture Boost'a girelim. Evet. Bright frame'i off yaparsak. Buradan bir off yapalım. Evet, şu an tamam. Okeydir. Evet, renkler bir an garip gözüktü gözüme. Kırmızılar, güzel kırmızılar derken bir baktım bright frame açık. Evet. Yani görüntü kalitesi bir IPS monitörden beklenecek şekilde gayet güzel. 27 inç. Çerçeve güzelliği kendini belli ediyor. Tasarım kendini belli ediyor. IF tasarım ödülünü hak etmiş bence de gerçekten. Altta zaten burada gördüğümüz bütün değerleri LED, DCR, HDMI, ondan sonra bütün buradaki diğer gördüğümüz IPS panel, MHR gibi şeylerin hepsini tek tek gözden geçirdik. Energy Star'dan öte Avrupa Birliği standartlarına uygun. Evet. A Energy standartını geçirdik. O zaman testimizi sonuçlandıralım. Bir son değerlendirme yapalım. Evet Ali. Evet Recep. İncelemenin artık sonuç bölümüne doğru geldik. Testlerimizde son derece başarılı bir video performansı gördük. Çok doğru. IPS panelin o canlı güzel renklerini. Avantajların hepsini gördük. Bir hareketlerde ghosting yoktu ama tabii oyunlarda da 5 milisaniyede, 2 milisaniyelerde FPS çok az fark oldu. Da, evet. Fark olduğunu belirttik. Evet. Bunun dışında IF tasarım ödüllü bir tasarımı
zaten göze batıyor. İlk başta böyle bir dikkat çekiyor. Evet, Avrupa'dan bir tasarım ödülü almış monitör. Hı hı. Bu çift standın güzelliği ben de dediğim gibi şahsen şu ek standı takmadan direkt masanın üzerine kullanmayı evet. tercih ederim. Evet. Çünkü çok daha şık, çok daha hoş bir görünüm evet. oluyor. Yani. Ya bu kişiden kişiye değişir. Daha önce bazı firmalar sadece masaya düz monitörler de yaptılar ama ağacın iki seçenek birden sunması bence gerçekten çok hoş. Kutudan çıkan HDMI kablosunun kaliteli olması. Yüksek kaliteli olması. Evet. O mesh dokusuyla birlikte. Evet. Direkt bir de monitörü bağlayabilmek çok hoş. Evet. Üzerindeki port sayısı konusunda ne düşünüyorsun? Portlar da gayet zengin. İki tane HDMI portu ve bir tane VGA portu. Bence 27 inç bir monitöre de ideal. Yani isteyen kullanıcı Xbox One alıp rahatlıkla bağlayabilir. Aynı zamanda bir tane PC. PC ile konsol arasında ya da evet. PC ile cep telefonu ve tablet arasında birlikte kullanabilir. Çok doğru bir noktaya değindin. Hatta bu monitör farklı bir kullanım olarak sadece cep telefonu ya da mobil cihazlarla birlikte kullanmak için de alıp koyabileceğiniz evet. hiçbir başka cihaza gerek kalmayacak bir şekilde kullanabilir. Evet. Tabii ben henüz daha bu şekilde bir kullanım alanı görmüyorum. evet. Pek çok kullanıcı bilgisayarını bağlayacak. MHR'de istedi pek yaygınlaşmadı yani ne bileyim. MHR adaptörünün üzerindeki ben o ek güç girişinin kalkması gerektiğine inanıyorum. Ben açıkçası MHR teknolojisinin komple yok olup yerine cep telefonumuzu, bilgisayarımızın, ben çok fütüristik düşünüyorum bu arada evet. kusura bakma ama cep telefonumu monitörün yanına getirdiğim zaman ikisi arasında NFC ile otomatik iletişim kurulup hop ekranı anında burada bir soru çıkması. Telefonunuzu bağlamak istiyor musunuz? Evet, evet. dediğimde görüntünün direkt aktarılmasını istiyorum. Çok vallahi, fütüristik oldu bu. Fütüristik aslında o kadar da fütüristik değil ama daha bayağı bir senesi var. O zamana kadar böyle bir teknoloji monitörlerde özellikle 27 inçlik monitörlerde MHL bile daha henüz yeni ve ancak az sayıda modelde yer alıyor. Evet. HDMI standartı yok. Şu an cep telefonunu bağlamak için seçenek MHL. Evet, başka pek bir seçeneğimiz yok. Bir de mini micro HDMI var. Ona micro HDMI çıkışı da biliyorsun ki çok nadir cep telefonunda evet. var ve artık pek yer verilmiyor. Onun evet. yerine MHL destekli micro SD normal bağlantı micro SD dedim. micro HDMI. Micro HDMI. Evet. Micro USB. Evet. Bu tür bağlantı portları daha zengin ve daha standart. Evet. Ali, o zaman bir incelemeden sonuna geldik mi? Oyun için, multimedya için ve genel olarak belirli bir yere kadar profesyonel iş amaçlı kullanım için ideal bir monitör olduğunu belirterek evet. incelememizin sonuna gelebiliriz. Ben Recep Paltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.